Çocuklarımız var. Ufak çocuklarımız geceleri korkarak, bağırarak hocam kalkıyorlar. Ne yapmamız lazım diye sormuş. Bu konuda kıymetli kardeşlerim birkaç şeye dikkat edilmesi gerekiyor. Bunu da yine hocalarımızdan öğrenmiştik. Birincisi, çocuklarınızın eğer korkmamasını istiyorsanız, bebeklerin 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşında, bir kere anne ile baba konuşurken yüksek sesle konuşmayacaklar. Kavga etmeyecekler. Ve çocuğa dahi ne yapmayacaklar? Yüksek sesle bağırarak onu çağırmayacaklar. Ve ani hareketler yapmayacaklar. Çünkü onlar çok şeffaflar, çok hassaslar. Bir anda alırlar, etkilenirler. O yüzden bir kere evde bağırarak konuşmak, yüksek sesle konuşmaya geçeceksiniz. İkincisi, evde şarkı dinlemeyin. Şarkı biliyorsunuz dinimizce caiz değil, haramdır ve şeytanları çağırtırır. Derler ki şeytanlara, burada bizim artık bir meskenimiz var. Gelin burada koşullanalım derler. Ve şarkı gibi şeyler ne yaparlar? Çocuğun korkmasını kötü bir şekilde sağlar. Bununla beraber uygunsuz evde televizyon sesleri, diziler vesaire, sinemalar çocuklarınızı o yerde açmayın. Hatta evde dahi açmayın. Bunlar zaten caiz değil. Günaha çekilen her ortamda ne yapar? Oralara şeytanlar birikir. Akabinde yine bu kadar birkaç noktasını aldım. Resim veyahut da heykel gibi şeyleri odalardan kaldırın. Bunlar değil mi? Özellikle resim derken tüm vücut hatları belli olan resimleri ne yapın? Odanızdan kaldırın ve heykelleri kaldırın. Mesela biz çoğu zaman evlere gittiğimiz zaman direkt nazar var hocam deyince, üzerimize ağırlık var deyince bakıyorum direkt her tarafta heykeller var evlerde. Bunları kaldırsınlar. Veyahut da boydan resimler var. Bunlar ne yaparlar? Allah korusun şeytanları çekerler, üç harfleri çekerler. Ve bununla beraber evde beyler özellikle ve şu anda kadınlar da Allah korusun sigara içmesinler. O duman kokusuna üç harfler gelirler. Çünkü üç harflerde değil mi cinler dediğimiz taife dumandan yaratılmışlardır. Ateşin dumandan yaratılmışlardır. Duman olan yerlere gelirler. Bununla beraber vesveseleneceğimiz çok abdestlerde, abdesthanelerde bulunmamaları ve en sonunda da Peygamber Efendimizin de bu konuda çok üzerine gittiği bir husustur. Amener Rasulü'yü sesli bir şekilde okumak. Akşamları yatmadan önce Amener Rasulü'yü sesli bir şekilde okuduğumuz zaman veyahut da bilmiyorsak hanımı, hanı bilmiyorsa hiç olmazsa internetten aç, sesli sesli bir Amener Rasulü okunsun. Şimdi bilmiyorsun tarafın tabi başka bir konu ama otomatikman şeytanlar, üç harfler, cinler derlermiş ki artık bizim burada bir değil mi yerimiz yok, burada bir yiyeceğimiz ekmek yok derlermiş ve oradan giderlermiş. O tayfa o gün oraya uğramazlarmış. Ama bunları da yapın. Eğer yine geçmiyorsa kıymetli kardeşlerim, ehil bir hocadan güzel bir dua isteyin. Bu da çok önemlidir. Ama dediğim gibi bizler ne kadar Allah'tan uzaklaşırsak o kadar kendimizde, evladımızda imtihan yaşarız. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin bu konularda.